Etmesi lazım mı diyorsun? Öyle bir şimdi şey mi? Strateji şu, evet, şöyle yapıyorlar. Bunlar kendilerini akıllı zannediyorlar ya. Yani zeki zannediyorlar bunlar kendilerini. İşte CHP'yi eleştirerek yalnız gireceğiz, kendi kimliğimizi ispat edeceğiz vesaire vesaire derken, yerel seçimlere CHP'ye kaybettirerek AKP'nin misyonunun devamını sağlayacaklar. Ondan sonra AKP işbirliğine yönelecekler. Yani bulundukları kulvarı değiştirip başka bir kulvara geçmenin yol taşlarını oluşturuyorlar, parke taşlarını oluşturuyorlar. Bu kadar açık ve net ki. Yani seçim kazanılmadıysa herkes kaybetti. CHP kaybetmedi. Sandığa gitmediler, sandığa tek götürmediler. Tek İyi Parti. Masadan ayrılmakla yani, kaybettirdi. Evet. Seçilemeyecek, seçilecek, aday seçilemeyecek, aday tartışmasını başlayarak kaybettirdi. Arkasından iki tane belediye başkanını karşıya çıkartarak kaybettirdi. Kaybedilmesinin müsebbiplerinden birisi olanlar Akşener işi CHP'ye yıkarak kendisini aklamaya ve hızlı bir şekilde AKP saflarına yanaşmaya çalışıyor. Bence bu süreç böyle işlemeli ve gerçekten İyi Parti %3 ile 4 ile tarihsel misyonunu ve yerine oturmalı. Ondan sonra da ne halt diyorsa gitmeli. Hiç kimse bence yani bu yok beşli yapı, yok altılı masa, yok bilmem ne sürecine girmeden gitmelerine izin verilmeli. Ve bu yerel seçimlerde de bunlar dersini almalı. İstanbul seçimlerinde Meral Akşener'in gücünün hiçbir esamesi yok. Seçimler ortada, sonuçlar ortada. Yani yapılan anketler var. Farklı güçler yan yana geldiğinde İYİ Parti İstanbul'u zaten alabiliyor. Ankara'da çok fazla bir sıkıntı yok. Biraz oy hareketinin gibi iyi bir çalışma ve iyi bir adayla, yani daha doğrusu gelecek bir yaratacaklar seçimde. MHP'nin artık tabandaki hızlı kayış, artık inandırıcılığını kaybetmesi, hayatını görmekten dolayı bir güce AKP'ye ihtiyaç duyuyor. Bunlar da stratejik olarak bu ihtiyacı gidermeye dönük adımlar atıyorlar. Şey yok. Yani bütün suçu, başarısızlığı CHP'nin üzerine yıkıyor. Ve bu arada da yani tabii Cumhuriyet Halk Partisi açısından baktığın zaman Cumhuriyet Halk Partilileri de bir anlamda kenetliyor aslında. Bir araya getiriyor aslında bu davranış biçimi. Yani Recai o masadan kalkması bu altılı masanın ciddi olarak oy kaybına neden olmuş. Gelmesi daha çok kaybettirmiştir. Yani gelmeseydi gittikten sonra, o dönem söyledik, Merdan Yanardağ da bunu çok sık söyledi. Geri döndüğünde kabul edilmemeliydi. Geri dönüşü sağlanmamalıydı. Geri yani dönüşüyle birlikte var olan güven sarsıldı o yapıya ilişkin. Yani gelişi o bir şey kazandırmadı. Kazandırdığını zannediyor. Kazandırdığı iddiasında bulunuyor ama kesinlikle geliş hiçbir şey kazandırmadı o ittifaka, o sürece. Yani Kılıçdaroğlu'nu tartışmaya açacak, kazanmayacak aday tartışmasıyla yıpratan İyi Parti oldu. Akşener oldu. Bir taraftan çoluğuma çocuğuma emanet ediyorum cattır cürttür deyip yalanını uydururken, diğer taraftan bu tür tartışmaları başlatarak iki yüzlü, ilkesiz, neyse daha fazla laf etmeyeyim. Ağzını da etmemek gerekiyor. Aslında doğru söylüyorsun. İmamoğlu ve Yavaş özelinde de bir özür diledi biliyorsun. Yani bu işlerle ilgili güya. Ama bu arada da tabii tekrar İyi Parti ile İstanbul seçimlerinde yani İyi Parti'nin iş yapabileceği de yorumları da yapılıyor. Halen de böyle devam ediyor ama işi gücü bütün sorumluluğu götürüp Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönlendiriyor. Bu kadar basit ve net. Çok ucuz yani bir hesap. Senin çok ucuz bir taktik. Çok böyle evet, çok doğru. Bana göre de öyle. Yani kabul edilebilecek bir durum değil. Ama şurası da bir gerçek. Gerçek. Ben de sana kişisel düşüncemi söyleyeyim. Tamam. Onu da anlıyorum. İstanbul seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının o yani İmamoğlu ile ilgili de bir takım girişimler var. İşte aday olmasın diye biliyorsun diye düşünenler var. Acaba önünü kesmek isteyenler var İmamoğlu'na yaptığı açıklamalarına yönelik biliyorsun. İşte hakimlerin değiştirilmesi falan. Böyle de bir süreç yaşanıyor. Şimdi öyle veya böyle bana göre solun demokratların, aydınların yani bir arada olması gerektiğine inanıyorum ben. Bundan sonraki süreçte işte bir anti-emperyalist cephe, bir antifaşist cephe
bir Türkiye'yi düşünen, Türkiye'nin bağımsızlığını, demokrasisini düşünen, demokrasi bir Türkiye'de yaşamak isteyenlerin bir arada olması gerektiğini düşünenlerin bir seçimi olacağını düşünüyorum. Sonuçta kaybettik değil mi? Yani kaybedildi. Gelinen nokta itibariyle üzüldü, ağladı, sızladı insanlar. Moral bozukluğu oldu. Yok kendine uzaklaştı falan filan. Çalındı da vurguyu sağlam yapmak gerekiyor Recep. Bu seçim yani çalındı. Evet tamam. Yani çalındı. Onu da söyleyelim. Ama sonuç itibariyle evet bu valdığımız durumdayız. Ne olacak yani şimdi? Aman gitme İyi Parti. Aman Akşener gitme. Biz de geçmişi biliyoruz. Biz de aptal falan değiliz yani. Gerizekalı falan da değiliz. Geçmişte ne olmuş ne bitmiş onları da biliyoruz. İnsanlar gözlerini kapattılar. Evet. Yani ben de aslında söylediğim şeyi tekrar etmiş şey olmuş oldun. Biraz daha netleştirerek ifade ettin. Bütün bunları da biliyoruz. Ama buna rağmen biz sustuk. Demokratlar, aydınlar, sosyalistler. Yani tamam bu ülkenin düzelmesi için elinden geleni yapmaya çalıştılar. İrili ufaklı tüm partiler. Yanlış söylemeyelim. Yani evet. Açık hepsi desteklediler yani Kılıçdaroğlu'nu. Yanlışları yok mu? Var. Diyalektik konusunda o 2000 tane bilmem ne kadar işte talepler vardı işte beraber iş yapalım diye. Bir tane tek cümle yoktu ya. Laiklikle ilgili, demokratik ve laik Türkiye ile ilgili bir cümle yoktu yani. Onu da söyleyelim. Ama şunu da söyleyelim. Yani bu süreç yani birilerinin günah keçisi olduğu, diğerlerinin birilerinin tertemiz olduğu, sürdüğü bir şey olamaz. Olmaması lazım. Bunu da söylemiş olalım. Bu arada görüntüde sevgili abim gözüküyor arka tarafta. O da bir zahmet kenara çekilsin diye düşünüyorum. Çalmaya çalışıyor. Öyle mi? Hadi öyle olsun. Peki şimdi Ömer, tamam bir taraftan böyle, bir taraftan da yani bu kadar net aslında. Kılıçdaroğlu'na da aynı şekilde ağır bir şekilde yükleniyor. Yani şeyde konuşmasında. Hani çok önemli açıklamalar, çok başka şeyler söyleyecekti. Hani biz öyle bir dinleyemedik. Ben şahsen aldığım mesaj çok açık ve net senin başında ifade ettiğin. Yani bir müddet sonra hele Avrupa medyasında da medyasından arkadaşların da gazetecilerin de bakıp araştırmışlar. İyi Partili kurmaylarla görüşmüşler. Onların söyledikleri de önemli. Ya işte biz bilmem ne diyoruz ama şu andan bunu açıklayamayız falan diye. Ama İstanbul ve Ankara için biz evet deriz gibi laflar var. Ama CHP'nin bugün açık bir şekilde o bütün suçu CHP'ye yükleyerek yapması bu biraz da acizlik diye düşünüyorum ben ya. Bu biraz da riyakarlık diye düşünüyorum ben ya. Şimdi gerçekten ben söylüyorum. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bir genel merkezdeydim. CHP genel merkezine yıllar sonra ilk defa gittim. CHP'li masadaki elini güçlendirmeye çalışıyor. Pazarlığını güçlendirmeye çalışıyor diye düşünüyor. Yani seçimlerde adaylar tartışılmaya başlandığında elini güçlendirmeye çalışıyor. İşte almaya çalıştığı il sayısını arttırmaya çalışıyor vesaire diyorlar. Gerekçesi ne olursa olsun çok kötü bir açıklama, çok kötü bir yaklaşım, çok kötü bir strateji. Ben CHP'nin bunu sağlıklı değerlendirmesini bekliyorum. Bunun bir karşılığı olmalı. Akşener'in altılı masaya verdiği zarar ve sonucun müsebbiplerinin en önemlisi olduğu bir şekilde açıklanmalı. Yani o gidiş gelişiyle birlikte yarattığı tahribattır zaten seçimin kaybedilmesine neden olan. Yani 1.600.000 oy yani alınamayacak oy değildi. Bu arada yani nerelerden kaybedildiğine bakıldığında da çıkıyor zaten ortaya fotoğraf. Bunun için de şey yapılmamalı, çok fazla üzerinde durulmamalı ama bunun karşılığı söylemek gerekiyor ama. Yani ben yerel seçimler önemli Recai'cim. Bu yerel seçimler Türkiye'nin kaderi açısından çok önemli olacak. Yani Türkiye'nin bundan sonraki sürecini belirlemesi açısından çok önemli olacak yerel seçimler. Çünkü bir moral çöküşü var şeyde, kitlede, muhalif kitlede. Bir kaybetmenin yarattığı bir şey var, yılgınlık var, bir bıkkınlık var. Birçok insanla konuştuğumda ya bu iş böyle gider diyor. Bir kısım insanla konuştuğumda 2028'e kadar bunlar her şeyi sistemi kurmuşlar deniyor. Bir sürü şeyden dolayı insanlardaki bu yılgınlık besleniyor. Bu yılgınlığın bir kere üzerinden atılması gerekiyor. Bu yılgınlık yani sol mücadeledir zaten. Sol güçlü bir yapıya karşı hep mücadele etmiştir. Ve yıkıla yıkıla kalkmıştır. Yıkıldıktan sonra zaten mücadele devam edebilme gücüdür solu var eden şey. Onun için de çok takılmamak gerekiyor. Çok
ahvahlarla zaman kaybetmemek gerekiyor. Yeniden kalkıp mücadeleye başlamak gerekiyor ve yerel seçime çok sağlıklı olarak hazırlanmak gerekiyor. Yerel seçimlerde eğer var olan belediyelere bir belediye, iki belediye daha eklenebilirse AKP ondan sonra iktidar olma şansını kaybeder önemli ölçüde. Çünkü ekonomik çöküntünün yanı sıra siyasi olarak da kaybeden bir AKP birkaç ay sonra seçimlere gitmek zorunda kalır bir süre sonra. Bu 3 ay olur, 5 ay olur gitmek zorunda kalır. Çünkü ekonomi de çöküyor.